Babam rahmetliyle bir gün 1993 yılı Horasan'dan Erzurum'a gidiyoruz. PKK o zaman bir köyü basmıştı Pasinler'de. 13 kişiyi öldürmüştü. Çiçekli katliamı ya da başka ismi neydiyse şu anda. Öyle bir hale gelmişti ki yollarda kimse kimseyi almıyordu. Çünkü çocukları ve yaşlıları kullanıyorlardı. Siz çocuk zannediyorsunuz, duruyorsunuz. Sarıyorlar etrafınızı silahlı adamlar ve sizi darp ediyorlar, öldürüyorlar ya da. Böyle hadiseler çok oldu. Birkaç otobüsü yaktılar, birkaç arabayı durdurdular, öldürdüler, talan ettiler vesaire. Onun için hiç kimse kimseyi yoldan almıyordu. Hele karanlıkta kimse durmuyordu. Babam rahmetliyle Horasan'dan Erzurum'a doğru gidiyoruz. Gece karanlık, Kasım ayı, saat 11 civarı. Böyle bir arabanın sağ camının tarafına bir baktım. Deveboynu diye bir yer var Erzurum'da. Biraz rampalı bir yer. 10 kilometre mesafede Erzurum'a. Bir ihtiyar yüzü gördüm. Sakallı bir ihtiyar yüzü gördüm karanlıkta. Gördüm, kayboldu sanki yüz. 200 metre kadar gittik, 200-300 metre. Dedim ki baba, ben dedim yaşlı bir adam gördüm karanlıkta sanki sakallı birisini. Oğlum ben de gördüm dedi ya. Baba dedim, ben durayım mı? Ne diyorsun? Oğlum dedi, dur dedi ya. Ecelimiz geldiyse birileri bizi durdurur ve vurur. Ecel değişmez. Gelmediyse de yaşlı bir adam varsa oğlum ona yardım etmemiz lazım. Elimizi uzatmamız lazım ona. İşte hikaye böyle etkiliyor insanı. O çocuk oradan almış çünkü baba, çocuk olarak babam. Durduk. Geriye geldik. Yere düşmüş adam meğerse. Benim gördüğüm yüz son anı. Ondan sonra yere düşmüş. Donmak üzere. Yaşlı bir adam, sakallı. Kucakladık, arabayı aldık. Sıcağı açtım sonuna kadar. Epeyce bir gittikten sonra 3-5 kilometre adam kendisine geldi. Dede ne yapıyorsun sen bu karanlıkta, bu yolun kenarında donuyordun dedik. Oğlum dedi ya, ne yapayım dedi. Ben dedi Diyarbakır'dan geldim. Burada asker bir çocuğum var. Kışla yakın oraya işte. Orada ziyaret ettim. 15 dakika sonra beni attılar dışarı. Ben orada kaldım 4 saat. 4 saattir el kaldırıyorum oğlum. Kimse beni almadı dedi. Ben artık donuyordum. Size de el kaldıramadım zaten. Donmuştu ellerim. Bir araba daha geçti yanımdan, sonra durup geri gelmişsiniz. Ben zaten bayılmıştım. Baygındı aldığımızda. Biraz daha kendisine geldi. Dedim ki amca dedim, şimdi sana dedim Erzurum'da bir yemek yedireceğiz. O yemekten sonra da götüreceğiz. Biz Diyarbakır arabasına bindirip sizi göndereceğiz. Hayır dedi. Ben dedi arabaya yetişeyim. Çünkü 12 ya da 12.30 son saati. Mutlaka yetişeyim, biletimi alayım. Yoksa kalırım bir gün daha. Ben dedi oğlum bir şey yapayım dedi. Bak sen dedi böyle yaptın baban. Siz beni kurtardınız. Biz dedik ki Allah kurtardı. Bize o izanı veren Allah. Ama ben dedi yani hesap numarası ver dedi. Ben çok zengin bir adamım Diyarbakır'da. Bak sana dedi para göndereyim, pul göndereyim. Dedim ki bana para falan gönderme amca. Peki oğlum bir şey iste yani. Benden bir talepte bulun. Dedim ki amca tek bir talebim var. Nedir dedi. Dedim ki mübarek bir adama benziyorsun. Dua et de Allah'ım beni bir ömür yolda bırakmasın. Vallahi dedi dua edeceğim sana. Ölene kadar dua edeceğim dedi. Allah seni yolda bırakmasın. Duayı aldık, devam ettik. Hani hocamız da duadan bahsetti ilk başladığında. Sen hocamız neyse onun için. Önemli dua. 6 ay geçti. Allah Rabbimizin bu duayı test edeceğimiz bir nasibiyle karşı karşıya kaldık. Dedik bakalım Diyarbakırlı dedenin duası ne kadar tutmuş. Düğüne gidiyoruz. Amcamın oğlunun düğünü. Bugün aradı beni Mustafa diye. Burada kendisi. Şirinevler'de oturuyor. Eşim var. Çocuklarım var 2 tane. Kız kardeşlerim var. 3 tane. Köyümüzde ilkokul olmadığı için babam beni 2 ayrı köyde okuttu. Başkalarının yanında kaldım. Ortaokulu 1. sınıf Kars'ta okudum. 2'yi, 3'ü Horasan'da. Boyacılık yaptım. Bir sürü iş yaptım. Çalıştım. Fakat o ilk köy, 3 ay, 3. sınıfı okuduğum ilk köyden geçeceğiz düğüne giderken. Onlar çok ayrı başka hikayeler zaten. Oradan geçeceğiz. Kardeşime, çocuk kardeşlerime ve eşime dedim ki bildiğiniz bütün duaları okuyun. Şimdi biz bu köyden geçeceğiz. Oradaki insanlarla karşılaşacağız. Onların hepsini tanırım, onlar da beni tanır. İnsan halidir. Nazar haktır. Bilmeden değer. Yani kimse nazarım değsin diye bakmaz. Ama bilmeden değebilir. Birisi dese ki ya bu çocuk burada başkalarının yanında okuyordu. Köyünde okul yoktu. Şimdi de arabayla buradan geçiyor. Ola ki nazarı değer. Siz bütün duaları okuyun dedim. Başladık okuyoruz. Ben okuyorum, Ayet-el Kürsi onlar okuyor falan.
Köyün içine geldik, tam çeşmenin başında komşulardan yani köylülerden bir tanesi. İndim, selamünaleyküm, aleykümselam, elini öptüm. Böyle iri kasketli birisi. Mübarek de bir adam, tanırım kendisini. Nurullah ne yapıyorsun, hayırdır falan dedi. Dedim ki düğüne gidiyorum, Said amcamın oğlu Mustafa'nın düğününe gidiyorum. İşte çocuklar var, kardeşlerim var. İyi iyi, düğün hayırlı olsun dedi. Tam arabaya binecektim. Araba kimin dedi. Dedim ki işte Allah nasip etti, biz kullanıyoruz şu anda. Emaneti bizdi. Ha öyle mi falan dedi. Bindik arabaya, devam ettik. Çocuklara dedim ki ya herhalde maşallah demeyi unuttu, bir daha başlayın. Biz bir daha başladık. Ayet-el kürsüler okuyoruz, bir sürü şey. Devam ettik. Bir 3-5 kilometre gitmiştik. Bir bomba infilak etti. Yani mübalağası söylüyorum. Bomba patlar gibi bir patlama oldu. Kız kardeşlerim bağır çığlık attılar, ne oldu falan diye. Ben dedim ki herhalde lastik patladı, durun bakalım, bir bakalım. Durdurdum arabayı. İndim, baktım lastikler sağlam. Kaputu açtım, motordan duman çıkmıyor, bir şey yok. Allah Allah, hiçbir şey görünmüyor. Ya bu ses nereden çıktı, bu patlama nasıl oldu? Oldu dedim ya, bir şey oldu herhalde ama ne oldu bilmiyorum. Tekrar arabaya bindim, çalıştırdım arabayı. Stop etmiştim, tekrar çalıştırdım. Çalıştı araba, iyi dedim yani, çalıştığına göre bir şey de yok. Yola devam ederken biraz gittik, 300-500 kilometre. Baktım ki benzin ibresi hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Allah Allah dedim, benzinde bir problem var herhalde, depo derindi dedim, infilak ederiz, durdum. Durdum, arabanın altına girdim. Bu sefer baktım ki şöyle, o eski Broadway isimli bir arabaydı, Renault marka. Altında şöyle iki tane demir plaka vardı, plakaların arasında bir benzin hortumu, hortum ortadan kopmuş. Bir 5 dakika emin olun taş buldum, oraya sokmak için taş sokamadık. Şöyle ancak parmağım giriyor, şöyle ince parmakla tutup çekebilirsiniz hortumu. Onun dışında hiçbir şekilde taş sokamıyorsunuz. O incelikte de taş bulamıyorsunuz orada. Dedim ki ya bu nasıl koptu? Tamam kopar. Yani bu insan hakikaten bakmaya görsün bir şeye, baktığı zaman kopar. Orada anlattım, dedim ki adam, birinin gözleri çok böyle iyi değermiş. Baktığı zaman bu ne biçim duvar dermiş, duvar çatlarmış. Kız kardeşlerim, eşim de dinliyorlar ayaküstü. Arabayı da rampaya çektim, benzin akmıyor artık. Ata bakarmış, ya bu at ne iyi dermiş. Atın ayakları bir anda kıvrılırmış böyle. Adam çok meşhur olmuş ya, baktığını düşüren bir adam. Padişahın kulağına gitmiş. Padişah demiş ki ya şunu getirin demiş, bir düşman ordusuna baksın. Götürelim. Vezir-i Azam adamı gitmiş almış, 100 yaşına gelmiş bir adam, yaşlı. Kısa böyle, hikaye böyle. Almış tepeye çıkarmış. Demiş şu orduya bir bak. Gözleri zayıflamış ya, göremiyor. Ordu nerede demiş. Hani falan. Ya görmüyor musun orada işte ordu var. Ya nerede, ben göremiyorum. Daha yakına götür beni. Daha yakın bir tepeye çıkarmış. Orduya bak demiş. Ordu orada. Ya nerede ordu, yine görememiş. Üçüncü tepeye gelince orduyu görmüş. Aa gördüm demiş. Dönmüş Vezir-i Azam'a. Ne biçim gözleriniz var sizin ya, nasıl görüyorsunuz deyince vezirin gözleri. Yani. Ordu yerine vezirin gözleri, bunu anlattım. Dedim ki bakın, yani patlama da olur, hortum da kopar, rahat olun. Biz düğüne yetişiriz inşallah, bakalım bir yol buluruz. Düşünelim ne olacak, bir ara hortum lazım, bir bıçak lazım onu eklemek için. Köy var, 5 kilometre zaten ayrıldık, gidip gelmek nereden baksan bir saatten fazla sürecek. Kardeşim dedi ki yamaçta bir araba, bir traktör var, birisi tarla sürüyor, onda olabilir. 500 metre, 600 metre kadar yürüdüm, 1 kilometreye yakın. Gittim adamın yanına, selamünaleyküm, aleykümselam. Anlattım, böyle böyle hortum koptu, bize bir bıçak lazım, bir hortum lazım. Adam dedi ki ben gündelikçiyim, ırgatım dedi, çalışıyorum. Yani işe son verip gelemem. Ya dedim Allah rızası için, sahibi kimse tarlanın ve traktörün, ben kendim söyleyeyim gidip. Rıza alayım, senin yevmiyeni ben ödeyeyim. Ya problem değil ama biz kaldık yolda, düğüne gidiyoruz. Kabul etmedi adam, ben ısrar edince de beni kovar gibi yaptı. Git be dedi işine, başka işin yok mu? Ben böyle öfkelendim biraz. Dedim ki o zaman birisi gelip yardım edecek, sen seyret. O anda Diyarbakırlı dede aklıma geldi. Dedim ki şimdi dedenin duasını bir test edelim bakalım. Gerçekten de gittim. Gülüyorum. Cemile dedi ki abi ne oldu dedim, adam kovdu beni. E ne yapacağız? Dedim böyle böyle Diyarbakırlı bir dede dua etmişti, onu test edeceğiz şimdi. Ya abi sen de delirdin mi, ne duası, nasıl test edeceğiz dedi. Dedim oturup bekleyeceğiz. Adam eğer iyi bir dua ettiyse birisi gelir. Yok dua tutmadıysa bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Kimse gelmeyecek. Biz de kalkıp bir şekilde yolu bulup gideceğiz. Yarım saat kadar bekledik. 15 dakika bekledik. 15 dakika sonra Cemile dedi ki abi biz gidelim dedi. Sen otur. Olmaz dedim. İzin yok. Gideceksen ben giderim.
Burada bekleyeceğiz arkadaş. Buradan ayrılmak yok. Bizim hanım böyle ters ters bakıyor bana, bu kafayı mı yapıyor falan diye. Ben de oturuyorum, emin olun fotoğraf böyle. Olsalar anlasalar daha fazla yani. Bu ben biraz kısarak anlatıyorum, ben böyle duruyorum. Test edeceğiz. Dedeye bakacağız bugün. Dede ne yaptı? Hayatta mı değil mi onu da bilmiyorum. Böyle deli yanım da var. Yarım saat dolmak üzereydi. Baktım artık canları sıkılıyor. Allah'ım bir yol göster derken Cemile dedi ki abi biz karar verdik, gidip yardım isteyeceğiz. Döndüm ki karşı yamaçtan kırmızı minibüs geliyor. Dedim ki gitmeyin işte yardım geliyor. Minibüs geldi. Kırmızı minibüs yanımızda durdu. Adam aşağı indi. Anahtar takımını aldı. Tulumunu giydi. Yanımıza geldi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben dedi bu arabayı yapmaya geldim. Düzde Allah'ın bozkırında. Bizimkiler böyle. Cemile diyor ki abi hala diyor şey olmuştum diyor o anda. Ne diyorlar ana, sanki beni birisi hipnotize etmiş gibiydim. Böyle bakıyorum Allah Allah, bu melek gökten mi indi? Ne oldu bu, kim falan diye. Böyleler. Ben gayet rahat, dedenin duası tutmuş. Onu anladığım için dede Allah senden razı olsun dedim içimden, gittim. Hoş geldiniz. Adam dedi ki yapmaya geldim, buyurun. Ne dedi biliyor musunuz? Ya baktı, dedi ki buna bir hortum, bir bıçak lazım. Evet, hortum bende var da bıçak yok dedi. Bir döndüm ki traktör geliyor karşıdan. Dedim bıçak da geliyor. Traktör geldi, amcamın oğlu. Ya abi sen burada ne yapıyorsun? Düğüne niye gitmedin? Ya dedi bir cenaze olmuş bir yerde. Köyden birilerini cenazeye götürüyorum. Hayırdır dedim, böyle böyle oldu, bıçak lazım. Güldü. Hayırdır dedim. Döndü dedi ki anladınız mı şimdi bıçağı niye yanımıza aldığımızı? Abi ne oldu dedim. Ya dedi evden bir bıçakla çıkmışım. Elimde bıçak, evin bıçağını unutmuşum. Traktöre geldim, dediler ki ya elinde bıçak var. Ya lazım olur dedim, koydum oraya. Al bıçak senin içinmiş dedi, gitti. Verdik bıçağı. Adam yaptı, taktı hortumu, iliştirdi. Dedi ki eskisinden daha güzel oldu. Şimdi sen anlat dedi. Ya da ben anlatayım önce. Ben niye geldim? Siz neden beni bekliyordunuz? Ben de sizi bekliyordum demiştim zaten. Dedim ki o zaman ben anlatayım. Ben dedenin hikayesini anlattım. Ne yaptı biliyor musunuz? Oturmuştuk, ayağa kalktı. Vallahi dedi o mübarek bir adammış ve Allah'ın duasını kabul etmiş. Seni de yolda bırakmaz bir ömür. Beraber çalıştığımız arkadaş burada. Hiç kalmadık. 4-5 senedir beraberiz. İstanbul'un en yoğun trafiğinde bile biz zamanında çıkıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. Ama Allah bizi ulaştırıyor. Bugün Birlik Vakfı'nda konferans vardı. Sıkıştık. Bir anda bir şey oldu. Bir adam yolu açtı. İndirdi şeyleri. Biz gittik yine. Zamanında konferansa karıştık. Kavuştuk. Yani dede Allah rahmet eylesin güzel dua etmiş. Adam dedi ki ben Komasör köyünde ya Aras Nehri üzerine kurulan köprünün şefiyim. Her gün işim biter. Bu kırmızı minibüse binerim, Horasan'ın yoluna çıkarım ve Horasan'a giderim. 15 dakika sonra Horasan'da kalacağım yerde olurum ya da Erzurum'a giderim. Bugün ben bu minibüsü Horasan yoluna sokamadım dedi. Ben bu minibüsü Horasan yoluna soktum, minibüs döndü köy yoluna. Tekrar döndüm dolaştım Horasan yoluna. Ben direksiyonu çeviriyorum. Direksiyon kendi sanki zorla dönüyor köy yoluna. Dedim ki Allah'ım yolda kalan biri var, herhalde beni ona gönderiyorsun. Ve ben başladım, gaza bastım. Ama artık öfkelenmiştim. Birinci köyü geçtim yok, ikinci köyü geçtim yok. Yolda kalan birini arıyordum. Sizi görmeseydim delirecektim. Ben bu minibüs niye yola girdi diye. Allah'ım beni size göndermiş. O adamdan da Allah razı olsun dedi. Ve çekti gitti. Yardım etmek üzere uzandığınız her el kendi elinizdir. Daha çok hikaye var da burada bitireyim. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah.